Şimdi şaşkınlık verici bir haberle karşınızdayız arkadaşlar. Sömestr tatili boyunca hiçbir şey yapmayıp elinde sadece telefonla takılan bir öğrenci bakın nasıl bir sendroma yakalandı. Tatil boyunca telefonu elinden düşürmedi, konuşmayı unuttu, sosyal medya diliyle cevap vermeye başladı. Muhabir arkadaşımız bu öğrenciyi sizler için ziyaret etti. Evet, şimdi arkadaşımızın yanındayız. Gördüğünüz gibi hala telefonla oynuyor kendisi. Biraz sohbet etmek istiyorum. Merhaba öncelikle, nasılsın? Teşekkür kank, senden ne haberi? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. İlk dönem neler yaptın? Sosyal medyada ne tür videolar izledin de bu hale geldin? Ben ciringe videolar seviyorum ya. Merak eden varsa yukarıya kaydırabilir. Sweatshirtlerimiz, suluklarımız. Suluklar doldurup tekrardan içilebiliyor arkadaşlar. Evet, biraz da influencer kafasına da girmiş arkadaşımız. Ben son olarak şunu da sormak istiyorum. İkinci döneme kendini hazır hissediyor musun? Bu şekilde ikinci dönemi nasıl geçireceksin sence? Vallahi ikinci dönemin zor geçeceğini yemin edebilirim ama ispatlayamam. Evet, en sonunda da random güldü sanırım kendisi. O zaman şöyle yapalım. Seninle ikinci dönem neler yapabiliriz? Maddeler halinde sayalım. Seni hem bu bağımlılığından kurtaralım hem de ikinci döneme daha iyi giriş yapman için bir video tasarlayalım. Ne dersin? Ok. Sömestr tatilinde sosyal medyayı kısıtlayabilen varsa çok net bordo verilidir. Birçoğumuzun tatil sürecinde ekran süresine baktığımızda neredeyse iki katına çıktı. Bu yüzden öğrenci bey, ikinci dönem başlarken yapman gereken ilk şey sosyal medya detoksu. Nasıl? Nasıl? Yani bağımlılığa sebep olan uygulamaları bir süreliğine kaldırabilir, hatta gerekiyorsa WhatsApp'a bile ara verebilirsin. İkinci olarak uyku düzenini yeniden düzenlemen gerekiyor. Tatil bitti, baykuş gibi gece yarısına kadar oturmak da bitti. Uyku düzenini yoluna koymanın en güzel taktiği ise sabah erken uyanmaktan geçiyor. Bu nedenle yarın pazar bile olsa alarmını kur ve saat 8'de ayağa dikil. Böylece akşamında erken uykun gelecek ve biyolojik saatini düzene sokmaya başlayacaksın. İkinci dönem başlarken eksik kırtasiye malzemen varsa bunları tamamlayabilirsin. Hem imkanların dahilinde renkli kalemler alman, not defteri alman senin dersi olan motivasyonunu da arttıracak. Eğer ikinci dönem konularına şimdiye kadar hiç bakmadıysan... Bittim ben değil mi? Köyüm yandı değil mi hocam? Hayır tabii ki. Eğer önümüzdeki 3 gün akşamları 1-2 saatini ayırarak ikinci dönem konularına göz atarsan hiçbir yeni konuya hazırlıksız yakalanmayacaksın. Ne demişler? Pilav yiyen kaşığı yanında taşır. Diyelim ki ilk dönem bazı hatalar yaptın. Çalışman gerekenden daha az ders çalıştın ve ikinci döneme baktığında ise gözünde her şey korkutucu görünüyor değil mi? Sil artık bu düşünceleri kafandan. Pozitif ol, başaracağına inan ve elinden geleni yap. Kazanacaksınız. Kazanmak için uğraşacaksınız. Ama netice ne olursa olsun, siz benim gönlümde hep kazandınız, hep şampiyonsunuz. Ve öyle kalacaksınız. Kendini mental açıdan da hazırladığına göre artık plan yapma zamanı geldi. İkinci dönemi tümüyle planlamaktansa bir ya da iki haftalık programlar yaparak Şubat ayının tozunu attırabilirsin. Her hafta içinde kendine bir ödül koy. Ödülleri toplayarak ilerle ve oyunun sonunda kazanan sen ol. Umuyorum ki bu 6 maddeyi eksiksiz bir şekilde uygularsınız. Şimdiden tüm öğrenci arkadaşlarımıza ikinci dönemde başarılar diliyoruz. Videoya like atmayı ve ikinci dönem hedeflerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Hoşça kalın. We'll be right back.